Öncelikle ifade edeyim ki Türkiye genelinde %7 oy ortalamasıyla 3. sırada çıktığımız yerel seçimler sonrasında belediyelerimizle ilgili çalışmalara yönelik organizasyon faaliyetlerimiz devam etmektedir. Türkiye genelinde kazanmış bulunduğumuz 63 belediyenin çatısı altında bir büyükşehir, bir il belediyesi olmak üzere milli görüş belediyeciliğinin geçmişten günümüze devam ede gelen örneklerini bugünden geleceğe sergilemek üzere kollarımızı sıvamış bulunuyoruz. Bir belediyede denk bütçe nasıl yapılır? Bir belediye borçsuz, harçsız nasıl yönetilir? Bir belediye başkanı israfsız, şatafatsız nasıl bir kenti ve bir belediyeyi yönetir? Bunun örneklerini göstermek üzere Yeni Refah Partili belediye başkanları genel merkezimizin öncülüğünde kollarını sıvamış bulunmaktadır. Bu bağlamda Cuma günü yarın önce Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzu topluyoruz. Akabinde il sorumluları toplantımızı icra ediyoruz. Hemen ertesinde 27 Nisan Cumartesi günü il başkanlarımızla Türkiye genelinde değerlendirme toplantımızı icra ediyoruz. Ve arkasından 28 Nisan Pazar günü yine Ankara'da Türkiye genelinde seçimlerden kazanarak çıkan 63 belediye başkanımız, bütün il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerimiz, il ve ilçe başkanlarımızla birlikte Yeniden Refah Partisi yerel yönetimler değerlendirme toplantısını icra edeceğiz. Yeniden Refah Partili belediye başkanları Türkiye genelinde söylem ve eylem birliği içerisinde proje ve yaklaşımlarında söylem ve eylem birliğini, proje odaklılığı ön plana alarak icraatın hamlesini başlatmış olacaklar. Adım adım, an be an, genel merkez olarak bizler de illerde, ilçelerde, beldelerde belediye başkanlarımızın yanında olacağız, yardımına koşacağız. Seçim öncesinde halkımıza vermiş olduğumuz yerel yönetim sözümüzün gereğini yerine getirmek üzere hep birlikte elimizi, gerektiğinde gövdemizi taşın altına koyacağız. Bu anlamda pazar günü yapılacak olan toplantı Türkiye genelinde yerel yönetim manifestomuzun ve ahlaklı belediyecilik protokolümüzün ortaya konulması bağlamında bir ilk olacak. Belediye başkanlarımız, genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın liderliğinde milli görüş belediyeciliğine ilişkin taahhütlerini almış ve Anadolu'nun dört bir yanına taşımış olacaklar. Söz konusu belediyelerden açılmışken, değerli basın mensupları, sizler aracılığıyla önceliği Yeniden Refah Partili belediyelere vermek üzere bütün büyük şehir, il ve ilçe belediye başkanlarına bir konuyu hatırlatmak istiyoruz. Başıboş sokak köpekleri meselesi Türkiye'nin çok önemli bir sokak meselesidir. Bu konu dramatik ve travmatik bir boyut kazanmış bulunmaktadır. Sokaklarda kimler tarafından küpelendiği belli olmayan başıboş hayvanlar, kim olduğu bilinmeyen şahıslar tarafından beslenmektedir. Kısırlaştırma yapılmamaktadır. Türkiye genelinde başıboş hayvan popülasyonunun sayısı 16 milyon olarak tahmin edilmektedir. Bu mama endüstrisini besliyor olabilir. Mama lobisi durumdan hoşnut olabilir. Aşı endüstrisi durumdan hoşnut olabilir. Ama kadınlar bu durumdan hoşnut değil. Çocuklar bu durumdan hoşnut değil. Şehir halkı bu durumdan hoşnut değil. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere kazanan bütün belediye başkanlarına açık çağrımızdır. Mazeretiniz kalmadı. Belediyeleri kazandığınız gibi belediye meclislerinde de çoğunluğu kazandınız. Ankara'da 16'sı CHP'li olan 25 ilçe belediye başkanıyla el ele vermek, kol kola girmek, sokaklarımızı başıboş hayvan popülasyonundan temizlemek zorundasınız. Bilmiyorsanız anlatayım. Birinci adımda etkin kısırlaştırma yapacaksınız. İkinci adımda hayvanseverlere, gönüllülere sahiplendirme yapacaksınız. Ve üçüncü adımda sokakta başıboş kalan hayvanları
hayvan haklarına saygılı barınaklara toplayarak kontrolsüz çoğalmanın önünü alacaksınız. Tabii ömürleri tamamlandığında başıboş hayvan popülasyonu tükenmiş olacak ve dolayısıyla kent sokakları güvenli hale gelmiş olacak. Bir başıboş sokak köpeğinin ısırması halinde tetanoz aşısından 5 doza kadar varan kuduz aşılarına kadar bir tedavi prosedürünün uygulanması kaçınılmaz. Beslemenin maliyeti başka, sokağa çıkamamanın maliyeti bambaşka. Çocuklar okul servislerine binemiyor, erken saatlerde işe gitmek zorunda kalan kadınlar başının çaresine bakamıyor, yetişkin erkekler bile kendini sokak köpeklerinden koruyamıyor. Bilmeyenler için bir kez daha söylüyoruz. Cadde ve sokaklar, kaldırım ve yollar başıboş sokak köpekleri için değil, şehirde yaşayan, vergisini veren, kente saygılı yaşamını sürdüren insanlar içindir, kadınlar içindir, çocuklar içindir. Bu konu çok önemli. Problem çok kronik, bekletilmeye tahammülü olmayan bir problem. Değerli basın mensupları, ulusal gündemdeki konu başlıklarından biri anayasa değişikliği. Bilindiği gibi Türkiye'nin gündeminde bir anayasa değişikliği teklifi meselesi var. Henüz güncellenmiş, imzalanmış, resmileşmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülsün diye iletilmiş bir metin olmadığından dolayı detaylarına giremiyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimini kolaylaştıracak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, hükümetin sorun çözümünün önünde engel dediği problemlerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak bir maddeler bütünü gelirse Yeni Refah Partisi hukuk kurullarında, milli siyaset kurullarında, yönetim organlarında değerlendirmesini yapacak, gerek gördüğü çerçeve ve zeminde anayasaya destek verme ya da vermeme şeklindeki kararını ortaya koyacaktır. Ama her zeminde ifade ettiğimiz gibi Yeni Refah Partisi'nin duruşu açık ve nettir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Getirilecek olan anayasa değişikliği teklifindeki maddelerin de doğrusuna doğru, yanlışına yanlış deriz ve destek verilmesi gerekene desteğimizi veririz. Bu konuda her iki parti yetkilileri tarafından gerekli ve yeterli açıklamalar yapıldı esasında. Seçim öncesinde de açıklamalar yapıldı. Hatta AK Parti tarafından daha öncelikle açıklamalar yapıldı. Ama tekrar ifade etmek veya altını çizmek gerekirse seçim trafiğine bakıldığında, bayram trafiğine bakıldığında, en son resepsiyon trafiğine bakıldığında ittifakta olmadığımız görülmektedir. Ama bu demek değildir ki Türkiye'nin hayrına, milletimizin esenliğine olan konu başlıklarında Yeniden Refah Partisi geri duracaktır. Türkiye için gereken ne olursa Yeniden Refah Partisi her türlü katkıyı vermeye her zaman, her zeminde hazır olacaktır. Bu anayasa konusunda olabilir, ekonomideki bir problemin çözüme kavuşturulması hususunda olabilir, herhangi bir sosyal ya da toplumsal tartışmanın Türkiye'nin ve insanlarımızın hayrına neticelenmesi konusunda olabilir. En başta da Gazze konusunda olur, Filistin konusunda olur, her doğru politikayı Yeniden Refah Partisi olarak desteklemeye devam edeceğiz. En başından itibaren her vesileyle ifade ettiğimiz gibi doğruya doğru, yanlışa yanlış demek Yeniden Refah Partisi açısından toplumsal bir bilinç, siyasal bir ödev ve sosyal bir sorumluluktur. Yeniden Refah Partisi Türkiye'ye bu anlamda yeni ve etkili bir muhalefet anlayışını kazandırmıştır. Her şeye hayır diyen, beyazına da kara diyen, karasına da kara diyen bir muhalefet anlayışı yerine iyisine iyi diyen, kötüsüne kötü diyen bir muhalefet anlayışı esasında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu siyasal ve toplumsal bir muhalefet anlayışıdır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın içinde olmaktan, bir paydaşı olmaktan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimi etkileyen ve sonuca doğrudan tesir eden parti olmaktan yana Yeniden Refah Partisi'nin bir pişmanlığı yoktur. Türkiye'nin tarihi bir dönemecinde o günün koşullarında olması gerekeni yaptığı, atılması gereken adımı attığı, durması gereken yerde durduğu konusunda Yeniden Refah Partisi yetkili kurulları o günkü duruşu neyse bugün de aynı duruşunu korumaktadır. Yarınlarla ilgili olarak zaten bu ittifaklar genelde seçim öncesi, seçim arefesi gündeme geldiğine göre
Yakın vadede de Türkiye'nin gündeminde bir seçim olmadığına göre ittifaklarla ilgili yeni yaklaşımlar üzerinde konuşmak için çok erken. Ama belki siyasetin bir uzlaşı, yeni bir ittifak arayışı, yeni bir anayasa çalışması ile ilgili olarak söz konusu olabilecektir. Orada da başta da ifade ettiğim gibi yeni bir anayasa kulağa hoş geliyor. Sivil bir anayasa söylemi kulağa hoş geliyor. 12 Eylül anayasasından kurtulalım söylemi insanın kulağına gerçekten hoş geliyor. Ama zaten 30 yıla yakın bir süredir 12 Eylül anayasası üzerinde yapılmayan değişiklik neredeyse kalmadı. Buna rağmen hala bir değişiklik ihtiyacı var ise bu ihtiyaç bizimle paylaşıldığında ki biz de Yeniden Refah Partisi olarak anayasa değişikliği talepleri gündeme geldiğinde kendi beklentilerimize ilişkin çalışmalarımızı başlattık ve devam ettiriyoruz. Katkı veren taraf olmaktan çekinmeyiz. Yeter ki bizim değiştirilmesine evet diyeceğimiz maddelerle Türkiye'nin bir ya da birkaç sorunu çözüme kavuşsun. Yeter ki Türkiye daha kolay, daha rahat yönetilebilen bir ülke olsun. Yeter ki kronik, sistematik bir problem çözüme kavuşsun. Daha önce de dediğimiz gibi olmazsa olmazlarımız bellidir. Kuvvetler ayrılığının kuvvetlendirilmesi lazım. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki net sınırların net bir şekilde belirlenmesi ve tayin edilmesi lazım. Elbette ki bağımsız yargının adaleti tesis ettirebileceği koşulların oluşturulması lazım. Bunlar olduktan sonra insanlarımızın refah düzeyi yükseldikten sonra işbirliklerine varız ve açığız. Yeni anayasa değişikliği teklifi AK Parti'den de gelse Yeniden Refah Partisi'nin ilke ve değerleriyle bağdaşmak kaydıyla bu teklife evet deriz. Başka bir partiden de gelse evet deriz ama görünen o ki parlamentoda çoğunluk AK Parti ve MHP grubunda yeterli olmasa bile çoğunluk iskeleti oluşturan eksen orası. Bu anayasa değişikliği teklifi öyle kısa süre içerisinde konuşulup karara bağlanabilecek olan bir konu da değil. Biliyorsunuz geçmişte birçok teklif komisyona kadar geldi ama komisyonlarda uzlaşı sağlanamadığından dolayı ilerleme kaydedilemedi. Bugünkü anayasa değişikliği görüşmeleri, müzakereleri nereye varır, ne yönde ilerler bilemiyoruz. Ama somut bir teklif geldiğinde Yeni Refah Partisi'nin de tabii ki söylenecek sözü mutlaka olacaktır. Başka sorusu olan yok. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Kolay gelsin.